Silahın olduğu yerde adalet olmaz. Silahın olduğu yerde huzur silah olmaz. Başka bir şey. Silah bir adalet şey. Yani ikisi birlikte olmaz. Peki Selahattin Demirtaş 6 yıldan beri içeride, yani bunu ne düşünüyorsun ben mesela? Ben dosyasını bilmiyorum. İşin doğrusu ayrıntılarını bilmiyorum. Ama kimliği ne olursa olsun, dün Tayyip Erdoğan sırf bir şiir okudu diye içeri nasıl ki hukuksuz bir şekilde 28 Şubat'ın hukuku neticesinde düştüyse, eğer bunun şartları da buna benzerse elbette ki yanlıştır. Ayrıntısını bilmiyorum. Ben şimdi bunu dost doğru söyleyemeyeceğim. Ama ayrıntısını bilmiyorum. Ayrıntısını bilmedim, bu konuda hüküm söyleyemem. Anladım. Peki Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, destici yine oraya getireceğim. İşte Boşnak kökenli olduğu için demediğini bırakmadı, ya da işte Yugoslav işte ya, Tito'nun artığı gibi bir cümle ya kullandı. Ne, yani bu böyle ırkçı bir söylem olduğunu gördüm. Irkçı da değil ya. Ne dediğini biliyor mu ki ya? Yani zeka özürlü desem olmayacak. Ya bir insan, bir insanın geçmişiyle yargılayabilir misin? Velev ki Hristiyan olsan olur. Şu anda veya kendisi daha önce başka bir etnik gruba mensupmuş da şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. Türk olmuş. Bunu yargılayabilir miyiz? Böyle saçmalık olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Hayır, Almanya'da yani, doğan gençleri, ne bileyim işte Balkan kökenli. Velev ki Türkleri. Ya bakın Bulgaristan'da yaşayan Türkler, Yunanistan'da yaşayan Türkler, Kosova'da, efendime söyleyeyim, Bosna Hersek'te, Arnavutluk'ta bile, daha ötesinde Avusturya da bile oraya kadar gitmişsiniz. Siz bir kültür, bir iklim bırakmışsınız. Bu iklimden insanlar bir şekilde kimisi Müslüman olmuş, kimisi Hristiyan olarak kalmış. Şimdi isimlerinden dolayı ve etnik kökenlerinden dolayı biz insanları zemmedemeyiz, o insanları şu ya bu şekilde suçlayamayız, bunu siyasetin aracı yapamayız. Bu tam anlamıyla ben nasıl diyeyim, boş bir kafanın ürünü. Boş bir kafa. Ne olacak? Gündeme gelmek için işte piyasada bunu satın alıyor. Adam gündeme gelmek için bu tür şeyler uyduruyor. Yani eti uydurduğu gibi bunu da uyduruyor. Saçma sapan. Ben konuşmaya bile değer bulmam. Anlıyorum. Peki seçim güvenliğinden söz ettik az önce. Biraz daha ayrıntısına girelim. Çünkü özellikle Murat Bakan bir şey yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili jandarmaya seçim.